Herkese merhabalar. 8 Nisan vizyon filmleri hakkında konuşmak adına yine karşınızdayız efendim. Umarım herkes çok iyidir, sağlıkları yerindedir. Merhaba Ali Bey. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Bu hafta konuşacağımız bir film var aslında. Vizyona girecek iki ayrı film var. Biz bu filmlerden bir tanesini, Flash Bellek, Derviş Zaim'in filmi, daha önce festival filmleri kapsamında değerlendirmiştik. Merak eden izleyicilerimiz için ben şuraya ya da şuraya link bırakıyor olacağım. O videomuzu eğer izlemek isterseniz Flash Bellek hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, gelelim ikinci filmimize. Her şey her yerde aynı anda. Bu filmin içinde çok şey bulacağımızı ben fragmanından fark ettim. Maalesef filmi izleyemedim. Onun için tüm bilgiler Ali Ulvi Uyanık'ta. Hep birlikte onu dinliyoruz. Buyurun Ali Bey. Evet, gerçekten de her şey her yerde aynı anda. Çünkü filmin türü de, herkes bulabilir bunu zaten. IMDb'de de yazıyor. Macera, komedi, bilim kurgu, fantastik, aksiyon. Her şey var. Harika. Olmayan hiçbir şey yok. Film çoklu evrenlerde geçiyor. Yani paralel evrenlerde diyebiliyoruz. Bir kadın çevresinde dönüyor. Bu kadıncağız güç bela hayatını idame ettiriyor ailesiyle birlikte. Kızıyla problemleri var. Vergi dairesiyle başı dertte, bir küçük işletmeye sahip. Eşiyle bazı problemleri var, babasıyla. Tam böyle bir karmaşanın ortasında. Ama bir şey oluyor, diğer evrenlerdeki kendisiyle karşılaşıyor ve diğer evrenlerdeki kendisi aslında dünyanın sonunu getirmeye çalışan bir güce karşı savaşmaya başlıyor. Vallahi film de çok karmaşık. Öyle karmaşık ki. Ama aslında da çok basit. İnanılmaz bir kurgusu var. Son zamanlarda seyrettiğim filmlerin içinde kurgusu üzerinde en çok düşünülmüş, çalışılmış film diyebilirim. Gerçekten şaşırdık kaldık. Önce sarmıyor, başlarda sarmıyor zaten. Karmaşık geliyor. Ne oluyoruz diyorsunuz. Fakat ondan sonra film sizi öyle bir içine çekiyor ki siz de o evrenler arasında ya da o evrenlerde yer alan karakterler arasında gidip geldikçe o karmaşanın içinde her şeye ısınıyorsun. Şahane bir oyuncu oynuyor. Michelle Yeoh. Yönetmen ikilisi daha önce ilginç filmlerini seyrettiğimiz bir ikili. Dan Quaid ve Daniel Shiner. Film 2 saat 19 dakika. Oldukça da uzun ve yorucu gelebilir. Fakat şunu öneriyorum. Kendinizi kaptırın. Çok fazla bir şey de düşünmeyin. O karmaşa içerisinde eğlenin. Çok da eğlenceli bir film. Ama esas finali şahane. Çok güzel bir finali var. Bütün bu karmaşa, aslında filmin söylediği de o. Sizin hayatlarınız da çok karmaşık olabilir. Hepimizin hayatları çok karmaşık olabilir. Bazen de dersiniz ki, ya bunun içinden nasıl çıkacağım bu kadar karmaşanın içinden? Yardım gelmez hiçbir yerden ve şaşırırsınız, kalırsınız bazen. Aslında hiç öyle bir şey yok. Film aslında çok basit bir cümle üzerine kurulu. O da sevgi. Cümlemiz şu, bir anneyle kızının sevgisi her şeyin üzerindedir ve tüm sorunları çözer. Cümle bu. Bu cümleye o muhteşem karmaşa nasıl ulaşıyor? Filme gidin, seyredin diyorum. Hem görüntü yönetimi, hem mekan seçimi, hem giysiler, kostümler, hem de muhteşem makyaj tasarımları. Çünkü oldukça da saçma, absürt sahneler var. Ve iyi düşünülmüş bazı incelikler de vardır bu arada. Mizah, esas mizah. İnanılmaz bir kara mizah. Ve Michelle Yeoh'ya eşlik eden tüm oyuncular. Mesela bir Jamie Lee Curtis. O kadar iyi ki bayılıyorsunuz. Bu yıl bayağı merakla beklenen bir filmdi bu. Gerçekten de merakla beklenmesine değer bir film. Bu hafta bir filme gidecekseniz lütfen bunu seçin. Şiddetle öneriyorum. Bayağı şiddetle öneriyorum. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Güzeldi. Evet, bu hafta bir filmle karşınızdaydık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. İyi seyirler.